Meral Akşener, barın katliamında Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Esaret altındaki soydaşlarımızı unutmayacak, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız. Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacaktır. Mansur Yavaş ise Doğu Türkistan'da yaşayan katliamın acısını 31 yıl geçmesine rağmen hala ilk günkü gibi hissediyoruz. Barın şehitlerini rahmetle anıyorum şeklinde Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Sonrasında Çin konsolosluğundan açıklama geldi. Şimdi onu dinleyeceğiz sizinle beraber. Çin Büyükelçiliği Ankara bu açıklamalardan sonra Çin tarafı herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır şeklinde Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a cevap verdi. Konsolosluğun açıklamasından sonra Ahmet Davutoğlu ise haddinizi bilin burası Ankara şeklinde bir tweet attı. En sert tepki ise CHP milletvekili Engin Altay verdi. Şimdi hep beraber o videoyu izliyoruz. Çin Büyükelçisi de haddini bilecek. Çin Büyükelçisi Meral Akşener'e, Sayın Meral Akşener'e ve Mansur Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na ayar veriyorsa ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, devleti o büyükelçiyi kulağından tutup sınır dışı edemiyorsa yazıklar olsun. YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum.